Herkese günaydın. Hava buz gibi kıymetli dostlar. Bir de duş aldım. Saçlarımı şöyle kapatayım da hasta olmayayım. Güneşli olsa da hava 4 derece. Buz gibi. Kanalınıza ilk defa gelenler var mı? Arabayı da buraya koymamışım, görüyor musunuz? Beyin insana ne oyunlar oynuyor. Hep buraya koyuyorum. Bu sefer öbür tarafa koydum. Neyse. Kanala ilk defa gelenler için kendimi kısaca bir tanıtayım. Furkan Aydoğan. Karı koca iki mühendis. Almanya'da hayatımızı kurduk. 4 yıl önce geldik. Beraber çalışıyoruz. 2 çocuğumuz var. Sizlere kendi kişisel tecrübelerim, gördüklerim, dilimin döndüğünce sizlere paylaştığım hikayelerim var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben şimdi Almanya'nın bir soğuk cumartesi gününde ne yapıyorum dışarıda? Normalde geniş geniş kahvaltı yapardım. Saatimiz 10. Ama çocuklarımız burada spora devam etsinler, evde sıkılmasınlar, fit olsunlar diye oğlanı futbola, kızı handbola demişler Almanya'da. Oğlumu futbola götüreceğim şimdi. Kızın da handbol maçı var. İkisi de turnuva takımında oynuyorlar. Devam edecekler. Bakalım böyle giderlerse fit genç olurlar. Hem güzel hem yakışıklı birer delikanlı olurlar. Güzel bir kız, güzel bir delikanlı. Biz olamadık, onlar olsun. Arkalarında duruyoruz. Evet, sizlere biraz bugün hem bu konudan bahsetmiş oldum. Çocuklar için spor imkanları gayet mümkün. Senelik 50-60 euro civarında bir ücreti oluyor bunların. Hiçbir şey değil yani. Aylık 4 euro. Öyle düşünün. Haftada 1 euro veriyorsunuz. Çocuğunuz haftada 2 defa antrenmana gidiyor. İyi ise performansı, hoca turnuva takımını alıyor. Orada turnuva maçları oynuyor. Arkadaşlığı, takımdaşlığı, gelişmeyi, fiziğinin ilerlemesini hepsini tecrübe ediyor. Ve bizim çocuk genelde demediğimiz bu imkanlar beni bile imrendiriyor kıymetli dostlarım. Şimdi oğlanı almaya gidiyorum. Arabayı buradan alıp bakalım nasıl alacağız. Şuraya koyalım. Saçlarımı da uzatmaya karar verdim. Sadece yanları kısaltacağım. Böyle devam edeceğiz. Bence böyle daha güzel oluyor. Şimdi Furkan Bölükbaşı diye bir arkadaş var. Türkiye'de milleti karıştıran bir tip. Demiş ki, gördünüz mü Kemalist düzen? Sizin yüzünüzden narin bebek katledildi. Cezası verilecek bir ortam bile bulunamadı. Cezası verilemedi. Arkasından polisimiz katledildi. Kemalist sistem suçluyu 29 defa suçlu olduğu halde dışarıda tuttu. İşte siz varın, düşünün, hata ne? Problem ne diye. İşte böyle söylemiş bu arkadaşımız. Bu arkadaşımızın bu söylemleri bize şunu anımsatıyor kıymetli dostlarım. Oğlum geldi. Amaç belli, niyet belli. Tepki çekecek şekilde ilk önce adalet sisteminden suçluları ayıklamak yerine... Kapat oğlum kapıyı, hoş geldin. Nasılsın? Hemen bağla hemen. Adalet sistemi suçluları hak ettikleri cezayı vermek yerine onları önce bir salıyor. İnsanlarda bir tepki oluşuyor. Her camiada oluşuyor bu tepki. Sonra ne oluyor kıymetli dostlar? Tepkinin akabinde tekrardan tutukluyorlar. Yani aslında gündemi köpürtüyorlar. Biz bu insanları tutuyoruz ama hukuk sistemi bu insanların tekrardan salınmasına sebep oluyor. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu mevcut laik düzen diyorlar. Öcü gördüğünüz laik düzen diyorlar. Ve insanları salıyorlar, sonra tekrar tutukluyorlar. Bir şeyler oluyor, sonra işte 6 ay sonra Dilan Polat çifti gibi. Bir sene bile durmadılar herhalde, bilmiyorum. Her şeyi yedikleri halde naneyi. Dolandırmak demek ki suç değil. Ama olsaydı şeriat düzeni, onların biliyorsunuz ki çaldıkları
elleri kolları yok edilirdi değil mi? İşte onu önemsiyorlar. Şimdi mevcut sistemin devam etmesi için, mevcut yöneticilerin bunları unutturması için, yaşanan ekonomik problemleri unutturması için kendilerince buldukları bir çözüm gibi görünüyor. Gündemin bu yönde ilerlemesi. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Akıllanan ülkeler varken dünyada, bakınız Suudi Arabistan. Kadınlar artık kendi başına araba kullanabiliyorlar. Seyahat özgürlüklerini elde ettiler. Yani bizim Mustafa Kemal'imizin 1924'lerde, 25'lerde verdiği haklardan, medeni kanundan gelen haklarımızdan, annelerimizin eğitimli olmasının bir sebebi varsa Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu o devrimlerdir. Şimdi benim eşimin elektrik mühendisi olması mümkün olduysa onun sayesindedir. Geldik burada Almanya'da iki kişi el birliği yapıyoruz. Hayatımızı ilerletiyoruz. Bunun kıymetini anlayamayan vatandaşlarımız ne diyorlar? Yangına körükle gideceklerdir. Daha zamanı değil ama bu işler zaten hemen olmaz. Asla hemen olmaz. Şimdi gördüm bugün 60 şehirde Filistin'e destek yürüyüşleri yapılacakmış. Ben demiyorum Filistin'e destek yürüyüş yapılmasın. Ama ülkemizde yaşanan olaylara tepki veremiyor insanlar, reaksiyon veremiyor. Ama Filistin'e çok güzel reaksiyon veriliyor, organize ediliyorlar. Otobüslerle miting alanlarına getiriliyorlar. Kıymetli dostlar, bu Orta Doğu'nun Türkiye'mizde, Avrupa'da olan bir toprağı varsa da bir Orta Doğu'ya da büyük bir oranda oradaki bağı var. Bu Orta Doğu düzeninin 2006 yılında Cumhurbaşkanımız kendi ifadeleriyle düzenlenmesinde, hem Orta Doğu'nun hem Afrika'nın düzenlenmesinde eş başkanlık görevini üstlendiğini ifade etmişti. Kendisi bu rolde görevlerini yapmakta tabii ki başarılı. Ona görev verildiyse onu yapıyor. Ama o görevi ona Türk halkı vermedi. Türk halkının vermediği görevler yapıyor. Sizler de şöyle düşünüyorsunuz. Benim kıymetli babam dahil şöyle düşünüyor. Erdoğan'dan daha başka ülkeyi ileriye götürecek alternatif kim var diyor. Ben de kendisine %100 hak veriyorum. Şu anda muhalefet yapan partilerden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Erdoğan bütün ülkenin artık ne diyelim, bam teline bastığı halde yaptığı hareketler, enflasyonun yükselmesine sebep olduğu, faizle direnmesi, sonrasında da tam tersi davranması, yani insanları tamamen bir dengesiz düzene terk etmesi. Ya bunların hiçbir tanesi insanların gözünde saygı değer bir hareket silsilesi değil. Artık ne diyeyim size? Ama üst üste Erdoğan meclise geldiği zaman ayağa kalktı. Tekrardan ayağa kalkacağını söyledi. Bahçeli ile tokalaştı. Birbirlerini kırmadıklarını, siyaseten konuştuklarını söyledi. Oradan Bahçeli gitti. DEM Parti milletvekilleriyle sevişti, tokalaştı. Her neyse. İşte kıymetli dostlar, muhalefet diye sizlerin umut beslediği insanlarda da umutsuzluk oluşması. Erdoğan'a görevleri kim veriyorsa onlara da o görevleri o veriyor. Bizim gerçekten siyasi bir otoriteye ihtiyacımız var. Bu işleri devrimlerle düzgün şekilde çözecek bir insana ihtiyacımız var. Halkımız iki arada bir derede kalmamalı. Erdoğan'ı seven insanlar, Erdoğan'ın sevme sebepleri belli. Erdoğan'ı sevmeyen insanların da sebepleri belli ama şimdi ortada büyük bir ekonomik problem, büyük bir terör problemi, büyük bir sığınmacı, kaçak göçmen problemimiz var. Ve bunlara yönelik hiç kimsenin düzgün bir siyaseti yok. Söylemeyin Ümit Özdağ diye. Gerçekten o da gaz alma operasyonu bence. Çünkü kendisi Narin Bebek'in katledilmesinde olayı anladım, öğrendim ve sizlere açıklayamayacağım dedi. Sonra bu konu öyle kapandı. Biliyorsan neyi açıklayamıyorsun? Sen bir siyasi parti lideriysen insanlar sana güvenip arkanda nasıl duracaklar? İnsanlara açıklayamayacağın şeyler nasıl olabilir? Dün yine iki tane kadınımızı, kızımızı bir müptezel
katletti. Sonra kendini de intihar etti. Uyuşturucu kullanan bir arkadaşmış. Yaptığı olayları kullandığı uyuşturucuya mal etmek bence abesle iştigal. Bu ortam öyle bozuldu ki arkadaşlar, sosyal çürüme inanılmaz boyutlarda. Bu sosyal çürümenin önüne geçmek için topyekün bir direniş gerekiyor. Bu direniş ne? Ülkemizin ilerlemesi için, tekrardan doğru yolda ilerlemesi için abuk sabuk davranışlara insanların meyletmesine engel olmak için cezaların uygulanması gerekiyor. Kıymetli dostlar, bizim sanki adalet sistemimiz cezaları uygulamayacak bir sistemmiş gibi lanse ediliyor. Yalan. Gayet de her şeyin cezası çok güzel ifade ediliyor. Bu ceza hukuku zaten Türkiye'nin orijinal, kendi oluşturduğu bir hukuk sistemi değil. Avrupa'da bu uygulanıyor ve suçlular gayet güzel cezalarını alıyorlar ve suç oranları bu noktada düşmekte. Yabancılar, göçmenler yüzünden bir miktar son zamanlarda artmakta ama bir düzen var. Siz bunu böyle düşünmeyin sakın. Ceza hukuku sistemi bizim gayet güzel olması gereken şekilde. Evet, benim de içim soğumuyor insanları idam etmeden, adam gibi birini direktmen katlettiğini bildiğim bir insanı, onu da aynı şekilde muamele görmeden hayata devam etmesi, beslenmesi benim de içime sinmiyor. Ama unutmayın ki inandığınız, bildiğiniz, %100 güvendiğiniz yöneticileriniz bile, iş yerinizdeki yöneticileriniz, evinizde babanız, anneniz yanlış yollara gidebiliyorlar, yanlış kararlar verebiliyorlar. Ben birilerinin hayatına bir şekilde insan kararıyla son verilmesinin doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü eğer ki yanlış bir karar verilirse, bir insanın hayatına yanlışlıkla son verilirse, yani bütün insanlık bundan sanki yanlışlıkla hayatına son verilmiş gibi hisseder ve etkilenir. Bu yanlış kararın arkasında kimse duramaz. Yani o topun altına kimse giremez. Bunlar doğru değil. Şimdi ben birazdan devam edeceğim. Şimdi biz bir şekilde kendimizin de bu konuların siyasi çözümlerin ne olduğunu düşünmemiz lazım. Biz halkız. Ülkemizin, devletimizin nasıl gitmesi gerektiğine bir şekilde bizim fikirlerimiz sebep oluyor kıymetli dostlarım. Benim bir çözümüm var. Fenerbahçeliyim ben. Fenerbahçe Kongresi'nde şöyle bir vaatte bulundu Aziz Yıldırım. Dedi ki, ben dedi seçildiğimde başarılı olamazsam bir yıl sonra istifa edeceğim. Başarı şampiyonluktur. Şampiyon olamazsam bir yıl sonra istifa edeceğim. Kıymetli dostlar, gelecek iktidarın, aday olanların vaatlerin içerisinde ülkenin işsizlik oranında hedef olmalı. Yani bir şirket nasıl yönetiliyorsa, hedeflere göre yönetiliyorsa, altında kalındığında o yöneticilerin işleri değiştiriliyor veya işlerine son verilebiliyor yer yer. Nasıl böyle oluyorsa, gelecek iktidar da kendilerini hedeflere bağlı olarak aday göstermeli. Çok basit yani bunu uygulamak. Hedefler de ölçülebilen hedefler olmalı. Nasıl? Diyelim ki kendi içlerinde TÜİK'in yorumladığı şekilde değil de doğrudan denecek ki, bugünkü yaşadığımız endişelerden kaynaklı söylüyorum bunu. Doğrudan diyecek ki mesela Avrupa Birliği'nin araştırma komisyonunun raporuna göre Türkiye'nin enflasyon rakamının, atıyorum bunu, böyle bir kuruluş var mı bilmiyorum, Türkiye'nin enflasyon rakamı ilk sene %50'ye, ikinci sene %40'a, üçüncü sene %30'a inecek şekilde. İlk sene hedef tutmadığında hükümet istifa edecek mesela. Bunu vaat edebilen kişi, daha doğrusu bu vaadiyle kendisini ikna edebilen kişi aday olmalı. Ve ben her ne kadar şu anda seçenekler arasında bir opsiyon görmesem de, diyelim ki bu aday Mansur Yavaş oldu. Atıyorum şimdi, ya Ekrem İmamoğlu gündemde ya Mansur Yavaş gündemde. Diğerlerinde bir hareket yok. Şey gibi oldu bu da. Ali Koç dışında Aziz Yıldırım'ın karşısında kimsenin olmaması gibi veya Aziz Yıldırım dışında Ali Koç'un karşısında kimsenin olmaması gibi. Şimdi buradan bir aday vaatlerini bu şekilde sunacak. Belediye seçimlerinde bunun bir ön çalışması oldu. Nasıl oldu? Dediler ki biz belediyenin borçlarını şeffaf olarak göstereceğiz. Sonra da ihalelerin hepsini
halka açık bir şekilde yapacağız. Kaydedeceğiz. Bunlar izlenebilecek. Gizli kapaklı iş artık olmayacak. Biz vaat etsek bile işimiz düzgün yapacağız, sonuçlarını görürsünüz diye. Hayır efendim. Yaptığımız ihaleleri de şeffaf yapacağız. Halkımız da bizim ne yaptığımızı görecek. Ona göre değerlendirsin sonunda dediler. Alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Helal olsun sizlere. Bu gibi aksiyonlarla ancak şu anki jenerasyonu ikna edebilirsiniz. Yaşlıların zaten böyle bir derdi yok. Ama gitgide genç nüfus tabii ki daha da gündemde oluyor. Onların oylarını ancak bu şekilde alabilirsiniz. Yarın ben de ülkeyi yönetmeye aday olsam bu gibi vaatlerle gelirdim. Derdim ki işsizlik oranı şu seviyeye inecek. Daha sonra zaten herkes söylüyor da vaadim şu olurdu. İşsizlik oranı diyelim ki şu anda %20 mi? %10'a ilk senenin sonunda indiremezsem, vaadim budur. İndiremezsem istifa ediyorum. İstifa dilekçem hazır, taahhütlü. İnmediği takdirde istifam geçerlidir şeklinde. Başkadan tekrardan karar almama, birilerinin onaylaması gerek olmayacak şekilde. Çok basit kıymetli dostlar. Çok çok basit. Karamsarlığa düşüyoruz ya hani. İnsanların umudu kırılıyor ya hani. İstenen zaten bu. Ben size hala demokratik seçimler yapılabiliyorken kendi fikrimi söylemek istedim. Hala diyorum çünkü Celal Şengör geçenlerde dedi ki bu ülkenin 30 veya 35 senesi kaldı. Gidişatın ne olduğu belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık ortada kalmayacak dedi. Sebebi de şu anki yaşanan olaylar devamında gelecek devamında gelecek sonuçları. Benim fikrim bu. Gelecek iktidar bunları vaat edecek. Adı Ali mi olmuş, Veli mi olmuş, Deli mi olmuş, hiç adı önemli değil. Ben bu Almanya'da onu gördüm. Yeşillerdir, Sosyal Demokrat Partidir, Hristiyan odaklı bir parti. Bunların adları çok fazla fark etmiyor yaptıkları politikalarda. Kendi taraflarına göre politika geliştiriyorlar oy toplamak için mutlaka. Ama ülkenin ilerlemesi noktasındaki hedeflerde çok fark etmiyor. A'nın mı, B'nin mi, C'nin mi ne dediği. Ortak hedefte ilerliyorlar ve hedefler tutmadığı takdirde de gerçekten istifa ediyorlar. Bizim ülkemizde istifa kurumu, istifa ne derler ona, makamı hiç alışa gelmiş bir şey olmadığından gelecek iktidarın bu şekilde kendi sözünü vermesi onu hem iktidara taşıyacaktır, ciddi vaadi olacaktır. Hem ülkemiz için zaten amaç o, ülkemiz için tekrardan aydınlık bir geleceğe adım atmanın önünü açacaktır. Doğrudan istifa etmeyi vaat edecek ve altına imzasını atacak. Bir sene sonrasında seçilmiş kuruluştan gelen neticeye göre kendi seviyesini görüp o noktada ya devam edecek ilerletmeye ya da şey yapacak. Çünkü amaç iktidarı orada tutmak değil. Amaç iktidar esnasında kazançlarını onların artırmaları değil. Oraya gelecek kişi de zaten bunun farkında olmalı. Amaç sen o görevde layık bir şekilde ülkene hizmet edebiliyor musun? Yaptığın icraatlar ülkendeki vatandaşlarına ferahlık veriyor mu? Huzuru, güvenliği sağlıyor mu? Ekonomiyi düzeltebiliyor mu? Amaç bu olmalı. Benim fikrim bu kıymetli dostlar. Sizin görüşünüz ne? Bir arkadaşımız yazmış demiş ki ülkede Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu neyse iktidara gelmeli ve 10 yılda bir mutlaka iktidar değişmeli. Ya işte aklın yolu bir. Bu şekilde 10 yıl mesela çok uzun bir süre. Ben mutlaka ve mutlaka senelik bazda hedefler koyulması gerektiğini düşünüyorum. Verdiği hedef senelik bazda tutmuyorsa şunu söylesin ya, vatana ihanetten yargılanmayı kabul ediyorum desin. Verdiğim hedefleri tutturmamak iktidarın, bakın garip gelebilir size ama verdiği hedeflerin tutmaması, senelik bazda verdiği hedeflerin tutmaması iktidar görevinde olan bir kişi için ülkeyi ileriye götüremediği, ülkeyi geride bıraktığından dolayı kanun çıkartılır ve denir ki ülkeye geride bıraktığı için vatana ihanet suçuyla yargılanır. Bu kadar basit. O zaman bu ülkeyi ileriye götürmek isteyen şahıslar politika üretirler. O şahıslar kurumsallaşır ve ülkeyi yönetmeye aday olurlar.
Benim fikrim bu. Siz ne dersiniz? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.